sevgili izleyiciler. Ben astrolog Yasemin Sürer. Bundan sonra haftalık burç yorumlarıyla sizlerle birlikte olacağım. Şimdi 6-12 Eylül haftasının astrolojik etkilerinden bahsetmek ve ardından da güneş ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Ağustos ayının zorlu etkilerinden sonra bu Uranüs etkili Başak yeni ayı hayatımızda gerçekleştirmek istediklerimize ilgili mantık odaklı bir bakış açısıyla şanslı etkiler sunmaya hazırlanıyor. Haftanın ilk gününe Venüs Plüton karar açısıyla başlıyoruz. İlişkiler ve para konularında tutku ve ihtiraslarımızın artacağı haftanın ilk günlerinde istediğimiz sonuçlara veya ilgiye ulaşamayınca tatminsizliklerimiz ve memnuniyetsizliklerimiz fazlalaşabilir. Plüton bilinçaltı kalıplarımızla da bağlantılı olduğunda baskıladığımız eski davranışlarımız birdenbire ortaya çıkabilir. O gün ilişkilerimizde değersizlik hissi ve gerilim yükseldiğinde kolaylıkla diğer tarafla güç mücadelelerine girebiliriz. Bunlar ortaya çıkıyorsa bu yönde kendinizle ilgili farkındalık geliştirebilir, eksik veya hatalı yönlerimize yüzleşebiliriz. 7 Eylül günü Başak burcunda 14 derecede bir yeni ay gerçekleşecek. Uranüs ani ve beklenmeyen olayların gezegeni olarak bu yeni aya yapacağı olumlu açısıyla yeni ay enerjilerine şans katarak güzelleştirecek. Yeni hedeflerimizi belirlemek, planlamak ve harekete geçmek için uygun bir süreci başlatacaktır. Bu yeni ay sağlık, günlük rutinlerimiz, iş hayatımız ve hizmet sektörüyle ilgili yenilikleri önümüze getirecek. Global düzeyde sağlık alanında özellikle COVID-19 ile ilgili yeni gelişmeler ve tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir. Bunun yanında halk ve toplumların özgürlük mücadelelerine, bilim ve teknoloji alanında da yeniliklere tanıklık edeceğiz. Başak yeni ayı günlük rutinler, sağlık ve beslenme alışkanlıklarımızla da bağlantılı olacak. İhmal edilen sağlık kontrollerini yaptırmak, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve bunlarla ilgili yeni başlangıçlar için de uygun bir süreç olacaktır. Zararlı alışkanları bırakmak için de Başak Enerjisi güzel bir destek sunacak. 8 Eylül tarihinde Merkür ve Şiron arasında bir karşıtlık olacak. Bu tarihte lütfen iletişim kurduğumuz kişilerle empati yapmaya çaba sarf edersek kırgınlıkların önüne geçebiliriz ve 10 Eylül tarihinde Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak. Akrep enerjisi yoğun duygularla bağlantılıdır. Tüm ilişki alanlarımızda biraz daha dramatik davranmaya başlayabilir ve ortaya olumsuz sonuçlar çıkarabiliriz. Takıntı hallerinin sahiplenme ve kıskançlığın çoğalması güç mücadelelerini fazlalaştıracak. Olumlu yönüyle tutkuların ve duyarlılığın artması sonucu eş veya sevgilimize daha fazla vakit ayırmaya çalıştığımızda ve gerekli ilgiyi gösterebildiğimizde uzun süreli ilişkilere yeni bir ilişki din dinamizmi katabiliriz. Aile, arkadaş ve sosyal çevremizde öncesinden daha derin konuşmalar yapabiliriz. Bu aradaki bağları güçlendirmeye yardımcı olacak. Hazırsak haftalık burç yorumlarına geçmek istiyorum. Lütfen güneş ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili güneş ve yükseleni koç burcu, çalışma temponuz hareketleniyor. 7 Eylül tarihine gerçekleşecek Başak Yeni Ayı iş hayatı, günlük rutinleriniz ve sağlık evinizde gerçekleşecek. Uranüs'ten alacağınız olumlu açı bu alanlarda yeni değişim getirecek başlangıçlar yapmak için sizi önümüzdeki 15 gün boyunca destekleyecek. Yeni iş teklifleri alabilir veya iş yerinizde terfi ve atama gibi olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Verimli çalışmanın yeni yollarını keşfedebilir, günlük rutinlerinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Sağlık konularına dikkat etmeniz gereken bir dönem. Sağlığınızı ihmal etmeyin ve kontrollerinizi en kısa zamanda yaptırın. İlişkiler alanında da özellikle haftanın ilk yarısı şans bir haftadasınız. Sevdiklerinize daha rahat iletişim kurabilir ve uyumu yakalayabilirsiniz. Ancak 10 Eylül itibariyle Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve tutkularınızı çoğaltabilir. İstediklerinizin olmaması durumunda Memnuniyetsizlikler oluşturabilir. Fazla sahiplenici ve kıskançlık içeren davranışlar sergileyebilirsiniz. Bu dönem harcamalarınıza dikkat etmenizi ve borçlarınızı arttırmamaya özen göstermelisiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükseleni Boğa burcu. İş hayatınız ve ilişkilerinizde sevindirici gelişmeler gözüküyor. İş hayatınızda hareketli bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Aynı zamanda ekip çalışmaları yapmak ve başarılı sonuçlar elde etmek için uygun bir süreçtesiniz. Aşk hayatınız bu hafta ön plana çıkıyor. Bekar olanlar yeni ilişkilere başlayabilir. Ve 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek Başak yeni ayı size şans ve mutluluk getirecek. Bu yeni ay aşk, yaratıcılık, hobileriniz evinize gerçekleşiyor. Bu alanlarda önümüzdeki 15 günlük süreçte yeni başlangıçlar yapabilir ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler için sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Veya çocuklarınızla ilgili sevinici haberler gündeme gelebilir. 10 Eylül itibarıyla Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Eşiniz veya ortağınızla maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yalnız sevdiğiniz kişilere fazla kontrolcü davranışlardan uzak durun. Bu haftanın ikinci yarısı kararsız kaldığınız konularda size yol gösterecek yardımcı kişilerden akıl ve destek alabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükseleni İkizler Burcu, ilişkileriniz ve sosyal çevrenizle iletişiminiz hareketleniyor. Hobilerinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilir, merak ettiğiniz bir alanda yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Ayrıca bu hafta çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yaşam alanınıza daha fazla ilgilenmek isteyebilir, ev düzenlemek, fazlalıklardan arınmak, tamirat işleri için değerlendirebilirsiniz. 7 Eylül Başak yeni ayı ev ve aile alanınızda gerçekleşecek. Uzun zamandır evinizde değişim yapmak veya taşınmak istiyorsanız önümüzdeki 15 gün boyunca olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca ev konuları taşınma veya alım satımla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. 10 Eylül tarihi itibarıyla Venüs Akrep burcuna geçecek. Çalışma ortamınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz veya kazancınız artabilir. Ailenizde başta kadın aile büyüklüğünün sağlık konuları ilgili sevindirici haberler alabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükseleni Yengeç Burcu, yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Aile içine biraz daha sakin davrandığınız takdirde anlaşmazlık yaşadığınız bir konu tatlıya bağlanabilir. 7 Eylül'de gerçekleşecek Başak yeni iletişim evinizde gerçekleşiyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca işinizle ilgili internet veya sosyal medya üzerinden tanıtım veya pazarlamasını yapmak için size de sizi destekliyor olacak. Uranus bu alanda size yenilikçi fikirler sunacak ve uygulamak için gerekli cesareti verecek. Uzun zamandır katılmak istediğiniz bir eğitim programına başlamak için de harika bir zaman. Yine yakın çevre yolculukları çıkabilirsiniz ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. 10 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Hayattan daha fazla keyif almak isteyebilir ve aşk hayatınızda sevinirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi olarak ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Aksi halde harcamalarınız sizi sonradan zorlayabilir. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükselen Aslan Burcu, bu hafta maddi kazançlarınızda güzel gelişmeler görünüyor. Gelirlerinizi arttırmak için harekete geçebilirsiniz. Bu konuda yakın çevrenizden güzel destekler ve haberler almanız mümkün. Ayrıca arkadaş çevreniz, kardeş ve akrabalarınız iletişim trafiğiniz yükselecek. Sözleşmeler ve anlaşmalar yapmak için güzel bir haftadasınız. Başlamak istediğiniz bir eğitim varsa tam zamanı. 7 Eylül'de gerçekleşecek Başak Yeni Ayı para evinize gerçekleşecek ve önümüzdeki 15 gün boyunca yeni kazançlar ve yeni başlangıçlara sizleri davet edecek. Yeni bir işe başlayabilir veya iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Kaynaklarınızı farklı alanlara açabilirsiniz. Değişimden korkmayın ve 10 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve ailenizle ilişkilerinizi kuvvetlendirmek için güzel bir süreç başlamaktadır. Evinizde dekorasyon değişimi veya yenilik yapmak için değerlendirebilirsiniz. Aile büyüklerinin ev alım satımı konusunda güzel gelişmeler de olasıdır. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve yükseleni Başak burcu. Bu hafta enerjiniz yükselmeye başlıyor. Ağustos ayı boyunca Güneş 12. ev alanınızda siz biraz daha karamsar, biraz daha yorgun hissetmenize sebep olmuş olabilir. Şimdi ise tekrar canlanma vakti. Hem Başak Burcu'ndaki yeni ay hem de Balık Dolunay'ın sizin burç aksınıza gerçekleşeceği için sizi yakından ilgilendiriyor. Yükselen enerjinizle birlikte yeni başlangıçlar için gerekli cesarete sahip olacaksınız. 7 Eylül'deki Başak yeni ayı sizin kişisel evinizde gerçekleşiyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca ertelediğiniz tüm konularda harekete geçebilirsiniz. Mars size gerekli motivasyonu ve enerjiyi verecek. Yeni iş, yeni bir ilişki ve aldığınız kararlarda yeni adımlar atmaya başlayacaksınız. İhmal ettiğiniz sağlık kontrolleri varsa artık yaptırmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda dış görüşünüzde, kıyafetlerinizde, sağlık ve beslenme alışkanlıklarınızda değişimler yapmak için uygun bir süreçtesiniz. Kazançlarınızı artırmak için ortak çalışmalara gelebilir ve iş yapabilirsiniz. 10 Eylül tarihinde Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya akrabalarınızla iletişiminizde bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu ilişkilerde yaşayacağınız durumlar tekrar bir gözden geçirme ve sınırları belirleme gerekliliğini ortaya çıkarabilir. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükselen'in Terazi Burcu... Bu hafta bir taraftan iletişim trafiğiniz artarken ve sevdiklerinize uyum içinde olma isteği yükselirken bir taraftan biraz daha kendinize vakit geçirmek istediğiniz bir hafta olacak. 7 Eylül'deki Başak Yeni Ayı bilinçaltı evinize gerçekleşiyor. Bu sebeple diğer burçların aksine harekete geçmek için biraz daha beklemenizi tavsiye ediyorum. İçsel olarak sizi rahatsız eden konular şifalanacak ve önümüzdeki 15 gün boyunca kendinize olan güveninizi taze, tazeleyip aldığınız kararlar neticesinde yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Sizin veya aile bireylerinizin fiziksel bir rahatsızlığı varsa uygun sevinçli gelişmeler söz konusu uygulanan tedavi yönteminin olumlu sonuçlarını alabilir ya da tam da bu dönem doğru tedavi yöntemini bulabilirsiniz. Sağlık konusunda özellikle ayaklarınızı üşütmemeye dikkat edin. Bu yeni ay sürecini danışmanlık almak için değerlendirebilirsiniz. Son zamanlarda hayatın keyifli taraflarıyla ilgilenmek ve ilişkiler açısından şans bir takım etkiler almış olmalısınız. 10 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Şimdi ise gelirlerinizi artırmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama harekete geçmek için acele etmeyin. Fazla alışveriş yapıp harcamalarınızı arttırmayın. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve yükseleni Akrep burcu. Arkadaş ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Bu dönem ekip çalışmaları yapmak ve başarılı sonuçlar elde etmek için sizi destekliyor. 7 Eylül'deki Başak Yeni Ayı hayallerinizi ve projelerinizi gerçekleştirmek için size yeni başlangıçlar sunacak. Yeni bir çevre ve yeni arkadaşlar ve buradan gelecek güzel fırsatlar mümkün olacak. Son zamanlarda kendinize daha çok vakit ayırabildiyseniz bu sürecin size iyi geldiğini hissetmiş olacaksınız. İşlerinizi daha görünür kılmak için internet veya sosyal medyadan faydalanabilirsiniz. İlişkilerinize yeni tanışmalar mümkün ama ilk başta bunları daha çok gizli tutma isteği içinde olabilirsiniz. Geçtiğimiz ay arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar yaşamış ve biraz gergin davranışlar sergilemiş olabilirsiniz. Bu haftada bu konulara dikkat etmenizi ve daha sakin davranmanızı tavsiye ediyorum. 10 Eylül itibarıyla Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor ve tekrar insanlarla daha uyum ve denge içinde olmaya başlayacaksınız. İmajınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi ve uykunuzu almayı unutmayın. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükseleni Yay Burcu. Hayattaki hedefleriniz ve meslek alanınız hareketleniyor. Son zamanlarda hedefleriniz için siz çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Ve iletişiminiz çok artmış olabilir. Şimdi ise patron veya otorite figürleriyle önemli görüşmeler yapabilir. Ve bu alanda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 7 Eylül'deki Başak Yeni Ayı size önümüzdeki 15 gün boyunca iş ve kariyer hayatınıza yepyeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. İstediğiniz terfi gerçekleşebilir veya istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. İş arayanlar yeni bir iş bulabilir. Bu alanda yeni bir başlangıç ve rahatlama görünüyor. Sosyal hareketliliğiniz bu haftada devam edecek. Venüs 10 Eylül tarihinde bilinçaltı evinize geçiş yapıyor. Biraz daha kendinize vakit ayırmak, enerjinizi toplamak isteyebilirsiniz. Sizi yoran düşünceleri ve endişeleri geride bırakıp şifalandırabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükselen Oğlak Burcu, yabancı ülkeler, hukuksal konular, eğitim, seyahat ve ticaretle ilgili gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz. 7 Eylül'deki Başak Yeni Ayı size önümüzdeki 15 gün boyunca bu alanlarda vereceğiniz önemli kararlar neticesine yeni başlangıç imkanları sunmaya hazırlanıyor. İnternet ve sosyal medya kanalları aracılığıyla işinizi büyütebilirsiniz. Yeni ay enerjisi aşk hayatınızı canlandıracak ve ilişkilerinize de şanslı etkiler altında olacaksınız. 10 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak. Özellikle arkadaş ve sosyal çevrenize ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu alanda alacağınız güzel bir destek kazançlarınızı da arttırmanıza imkan sağlayacak. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükselen'i Kova burcu. Bu hafta hedeflerinize ulaşmak için olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Son zamanlarda hayata daha derin bakmayı öğrendiğiniz, yaşadığınız şeylerden ders çıkartıp anlam katmaya çalışmış olmalısınız. Bunun yanında Eylül ayı boyunca farklı kültürler ve farklı felsefeler de ilginizi çekmeye başlayacak. Yabancı ülkedeki kişilerle de bağlantılarınız oluşabilir. 7 Eylül'deki Başak Yeni Ayı size önümüzdeki 15 gün boyunca girişimlerinizi destekleyecek ve maddi sorunlarınızı çözmek için seçenekler sunacaktır. Son zamanlarda ödemeler sizi yormuş olabilir, borçlarınızı yapılandırmak, dış kazançlarınızı arttırmak için yeni kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Sigorta, vergi, tazminat, miras ve nafaka konularını sonuçlanmal sonuçlanmalar olabilir. Bu aldığınız kararlarda aileniz tarafından desteklenmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Ama bu dönem özellikle riskli yatırımlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. 10 Eylül'deki Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve bu sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek. Bu alanda başarılığınızla takdir toplayabilir, yeni anlaşmalar sağlayabilirsiniz. İş çevrenizde kıskançlıklar oluşturabilir. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Güneş ve Yükselen Balık burcu. Bu hafta aşk hayatınızda, ilişkilerinizde ve hayatın sunduğu keyif verici alanlarında güzel ve şanslı etkiler alıyorsunuz. Eylül ayı genel itibarıyla kendinizi çok rahat geliştirebileceğiniz bir ay olacak. Bu ay gerçekleşecek hem Başak Yeni Ayı hem de Balık Dolunayı sizin burç aksınıza gerçekleşeceğinden önemli etkiler alıyorsunuz. Önemli başlangıçlar ve bitişler sizi ileriye, geleceğinize doğru daha rahat taşıyacak. 7 Eylül'deki Başak Yenay'ın sizin ilişkiler ve ortaklıklar evinizde gerçekleşiyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca yeni bir birlikteliğe başlama veya, veya, da var olan birlikteliğinizde evlenme kararı alabilirsiniz. Aynı zamanda ortak bir iş ve ortaklık yapmak konusunda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. 10 Eylül'deki Venüs Akrep Burcu'na Geçiş yaptığında yeni bir eğitime başlayabilir veya seyahat planları yapabilirsiniz. İşlerinizin internet ve sosyal medya üzerine tanıtımını yapmak için harika bir zamandasınız. İlişkilerinize daha tutkulu ve derin hissedeceğiniz bir süreç başlayacak. Kıskançlıklarınız ilişkilerinizi sorunlara yol açabilir. Bunun farkında olup bu yönünüzü dengelemeye çalışmalısınız. Bu hafta size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum.